Herkese merhaba. Yeni lezzetli ve çok ilginç meydan okuma ister misiniz? O zaman size iyi bir haberimiz var. Moldova'da hoş geldiniz. Bugün Andy yiyecekleri sırıyor olacak ve Teddy almak zorunda. Emo oturup kahramanları izleyerek mutlu olacak. Kapağın altında ne tür bir lezzetli yemeğin sizin beklediğini öğrenmeye hazır mısınız? Hayır. Yine de öğrenmemiz gerekiyor. Ne korkunç, hastane yemeğine benziyor. Hayır, ama size önemli değil. Bu yüzden yemek gerekecek. Gerçekten bu kadar iğrenç mi? Hayatımda daha kötü bir şey yalamadım. Şimdi Andy'nin sırası. Muhtemelen çoktan acıkmıştır. Yemek ister misin Andy? Bu yemeği değil. Ama bana kim soruyor ki? Yine de mecburum. En azından Ted'in düştüğü o pisliği yemem. Başka bir şeyler yiyelim. Biliyor musunuz? Bu fena değil. Tadı hoşuma gitti. Daha kötü olacağını düşünmüştüm. Bu ne? Tırnak nereden çıktı? Kirlettin beni. Neden böyle bir şey yaptın? Tırnağımı buldun. Teşekkürler. Ben de her yeri aradım. Şimdi tırnağım yerinde. Tırnak olduğu şeyi yemeyeceğim. Bu fazla artık. Oy, çiğ et nasıl yeriz? Kahretsin. Onu yalamak zorunda kalacağım. No! Isırmak değil ama. Bu daha da kötü. Ve oturup dinlenebilecek kişi benim. Tamam, önce ben. Umarım bu et çok iğrenç değil. Aksi takdirde kusacağım. Bunun için hazırlıklı olmamız gerekiyor. Beklemekten bıktım artık. Sana yardım edeyim. İğrenç bir şey. Kim çiğ et yiyor ki? Tadı çiğ ete benziyor. Böyle bir işkenceden sonra dişlerinizi fırçalamanız gerekir. İyice temizleyin. Görevimi bitirdiğimden sonra şimdi Bella'nın sırası. Afiyet olsun. Madem bu kadar iğrenç, onu yiyemem. Ama zorunda kalmayacağım bile. Harika bir fikrim var. Çiğ et yemeyeceğim. Onu kızarmış ete dönüştüreceğim. Çok daha havalı olacak. Tuz, karabiber. Ve ancak o zaman ateş yakmamız gerekiyor. İki tane ateş olması çok güzel. Ama şimdi lezzetli olacak. Önemli olan hepimizi yakma şimdi burada. Korkmayın. Alev sadece ete yeter. Bak şu anda önümde ne kadar lezzetli bir biftek var. Neyin eksik olduğunu biliyor musun? Sos. Biftek tadı çok lezzetli. Ama biraz ketçap eklediğimde çok daha iyi olacak. Artık daha havalı görünüyor. Gerçi bir şeyi söylemedim. Bu tam olarak ketçap değil, bu Tabasco. Çok teşekkürler. Çok naziksin. Şimdi bana afiyet olsun. Sanırım bir şeyler ters gitti. Bir çeşit. Acı. Bana yardım edin. Yanıyorum. Süper. Gerçek bir ateş şovunun zamanı geldi. Harika. Yine ateş. Kazara yakılmak istemiyorum. Bu korkunçtu. Zavallı bifteğim. Çok iştah açıcıydı. İştah açıcıydı ama şimdi kül oldu. Bu sefer sizin neyin beklediğini öğrenmeye hazır mısınız? Ve bu tebeşir olacak. Tabelaları kaldırın. Yaşasın, tebeşir yemeyeceğim. Benim de onu ısırmam gerekecek. Ben de şanssızım. Tebeşiri yalamak zorunda kalacağım. Bu da pek hoş değil. Ve görünüşe göre başlamalıyım. Şuna bakın. Bu tebeşirin ne kadar büyük olduğuna bakın Bayan Green. Bakın, bütün bunları sadece tebeşir sayesinde anladım. Hepsini.
Vay canına, Ted ne kadar zeki. Zeki mi? Evet, tam bir saçmalık yazdı. Bu matematik değil, saçmalık. Bu saçmalık senin tebeşir yalamadan kurtaramaz. Yalıyorsun, yala. Kahretsin, gerçekten kurtaracaklar umuyordum. Ay, korkunç. Hiç tebeşir denemedim ve bir daha asla denemeyeceğim. Of, umarım kusmam. İğrenç. Ama bir tadı yok. Ama nedense çok iğrenç. Ama şimdi dişlerine bak. Vay canına, bu gerçek. Dişlerin gerçekten havalı. Gerçekten mi? Oh, üzgünüm, bunu bilerek yapmadım. Şimdi dişlerim bu kadar güzel olduğuna göre Instagram için birkaç selfie çekmem gerekiyor. Herkes ne kadar güzel olduğumu görsün. Aa, ne korkunç. Kızlar sakin olun. Panik yapmayalım. Tabelaları kaldıralım. Stop. Hadi. Okay. Kaldırdım. Açıkça daha iyi olmadı. Bu pisliği yalamak zorunda kalacağım. Hayır. Onu ısırmak istemiyorum. Hamam böceği yemeyeceğim. Yapacaksın. Ben de sonra onu yalayacağım. Hayır, önce sen yala. Ben vazgeçiyorum. Sizden bıktım. Kımıldamayın. Kavga etmeyi ve birbirinize bağırmayı bırakın. Kurallara göre yalıyor olan başlar. Umarım başarabilirim. Yine de ben bir korkak değilim. Ay, iğrençsin. Aynen öyle. Tam bir pislik. Bu korkunç bir şey. Bu pisliği kendi ellerimle dokunmayacağım. Eldivenlere ihtiyacım olacak. Tamam. Şimdi yiyebilirim. Vay canına. Bravo. Aferin sana. Biliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Aa, Bella, kafanın üstünde. Kafanda bir hamam böceği var. Benim mi? Hamam böceği mi? Onlardan korkuyorum. Hile yaptın Wendy. Onu yemedin. Hiçbir şey bilmiyorum. Bu sefer yapılacak ilk şey tabelaları kaldırmak. Harika. Şimdi kapının altında bizi neyin beklediğini görelim. Bu da ne böyle? Spatula'yı bilmiyor musunuz? Ama yemek zorunda değilsiniz. Bu spatula ile masanın altından koparacağımız şeyleri yemeniz gerekecek. Bu çiğnenmiş sakızı yalamak ve çiğnemek zorunda kalacaksınız. Andy başlıyor. Neden ben? Bu hiç adil değil. Ama ben cesurum. Bu yüzden başa çıkabilirim. Bana yapıştı. Of! Ne yapıyorsun? Nasıl yapabildin? Beni affet dostum. Ben istemedim. Yemin ederim. Tamam, alınmıyorum. Yine de onu çiğneme zamanı geldi. Gerçi bunu gerçekten yapmak istemiyorum. Aferin size. Kanalımıza abone ol. O zaman Multi Food'daki tüm yeni meydan okumalardan haberdar olacaksın.